Şimdi Eda. Valla şimdi ben çok farklı. Yani daha doğrusu ben kendim bir an hukukçu hissetmedim ya bu kadar hukuk tartışmasının içinde. Yani benim burada yapmak istediğim sunumun çıkış noktası feminist hareketin ötekileştiriliyor olmasıyla ilgili ve feminist hareketin diğer hareketler içerisinde yani dışlanıyor olması üzerine bir tepkisel bir çalışma yapmak istemiştim. Bir an tabii buraya ait hissetmedim kendim ama anlatacağım şeyler ve bütün bu teorik tartışmanın biraz tarihsel boyutu var. Yani biraz yani mesela işte biraz daha tarihsel yaklaşırsak daha önümüz açılır gibi düşündüm. Şimdi feminizm bir burjuva ideolojisi midir sorusunu sorarken tabii ki aklımızda şu var. Kapitalizme karşı mücadele ederken feminizm acaba kapitalizm karşılığında kapitalizmi besleyen bir hareket olarak mı gündeme geliyor? Yani bu kapitalizm karşılığını tabii kurarken de şu analizi yapmak zorundayız. Yani hukuk kapitalizmi, kapitalist ilişkileri, emek sermaye ilişkileri nasıl örtüyor ve bir işte fiksiyon haline getiriyor ve benzeri şeyler. Ve bunun içerisinde kadın hareketinin ezilmişliğe karşı olan mücadele nasıl besliyor ya da karşı duruyor. Bir kere benim başlayacağım nokta tabii ki de feministin en başından beri karşı hareket olduğu. Yani egemenlere karşı olan bir hareketti her zaman. Tarihsel olarak tabii ki de burjuva haklarının gündeme geldiği bir dönemde. Ama onun tarihsel koşulları içerisinde de oluştu. Yani ilk başta şunu söyleyerek başlayalım. Feminizm ideolojik olarak, özgür, politik olarak özellikle harekettir. Kadınların erkeklere göre dezavantaj olduğu, ezildiği, sömürüldüğü noktasından hareket eder. Daha önceki ideolojilerden ve toplumsal hareketlerden temel olarak bir kategori olarak toplumsal cinsiyeti ortaya koymasıyla ayrılır. Ve biyolojik farklılıkların doğal farklılıklar olmadığı, bunların kurgulandığı üzerine gider. Yani mesela işte hak tartışmasında farklıyız ama nasıl bize muamele edecek? Farklıyız ama eşitlik üzerinden muamele edecek. Bütün bu sorular gündemimizde. Şimdi oy hakkı bir hak talebiyle gündeme gelip ikinci dalga feminizmle birlikte artık başka bir feminizm başka bir şeyi işaret etmeye başladı. Bu işaret ettiği şey de patriarka daha önceki kullanımlarından farklılaşarak diye gündemimize geldi. Neydi patriarka? Aile yönetimi. Babanın aile üyeleri üzerindeki ekonomik olarak egemenliği, dinsel bir egemenlik ve benzeri. Fakat Marks ve radikal feministlerin kategoriyi ve kavramı geliştirmesiyle patriarkal feminizm karşımıza çıktı. Ya gerçekten ben şu an yalnız bu konuyla alakasız bir şey anlatıyormuşum gibi hissediyorum yani. Temiz bir burjuva ideolojisidir derken iki tane temel şey var benim aklımda. Birincisi tarihsel olarak feminizmin geçirdiği evrim burjuva ideolojisini eriten ve onu deşifre eden bir şekilde ilerledi. Özellikle de patriarkal kapitalizmi tekrar kavram olarak bizim hayatımıza kazandırılmasıyla işaret ettiği şey tamamen kapitalizm karşılığına yöneldi. Kapitalizm karşılığına yönelmesi de hukuk içerisinde de gelişen bu örtük emek sermaye ilişkilerini cinsiyetlerle beraber örtülmüş şeyi deşifre edecek araçları bize sunmuş olması. Yani bizim elimizde bir şey vardı. O da tarihsel materyalizm ve Marx'ın diyalektik kavramlarıyla süreci analiz etme olanakları bize sunmuş olması. Peki patriarkal kapitalizmi incelerken neyle karşılaştık? Ataerkin'in ev içerisinde ekonomik üretim ilişkisi olduğu ve aynı zamanda
kapitalizmin bu ekonomik üretim ilişkisini kendine mal etmiş olduğu. Kendine mal ederken de bunu nasıl yaptı? Yeniden üretimi hane içine sokarak hane içerisinde çok daha ucuz, sadece karın tokluğuna gelişen, karın tokluğuna çalışan bir emek gücü oluştu. Yani bu o yine nasıl oldu? Bir burjuvazinin gelişmeye başladığı süreçte özel alan, kamusal alan ayrımını konuşmaya başlaması, emek gücü fabrikalara gönderildi ve bunlar cinsiyet olarak erkek emek gücüydü. Kadın emek gücü hanede kaldı ve bu hanede kalıp hanenin işte bakım emeği, hanenin temizlenmesi, yeni güne hazırlanma ve aynı zamanda küçük aile işletmelerinin devamını sağlayarak kendine yeniden üretimi sağlayacak ucuz emeği yarattı. Şimdi biz feminizmde bunu ortaya çıkarmaya çalışırken cinsiyetler arası ilişkinin kadını aşağılayan, kadını insan olmaktan çıkartan, bağımlı kılan özelliklerini deşifre etmeye çalıştık. Ve çalışıyoruz da. Bunu yaparken kapitalist ilişkilerin haricinde erkeğin uyguladığı bir iktidar ilişkisi modeli var. Bu da neydi? Zor kullanma. Zor kullanma ne? Şiddet, tecavüz, kadının bedeni üzerinde uygulanan tahakküm, aynı zamanda emek ürünlerine de el konulması. Bunu özel alan politikasını geliştirerek yapan ikinci dalga feminizm, bir yandan da feminizme karşı Marksistlerin söylediği şey, kadını iş gücüne kazandırmak ve kadını iş gücüne kazandırırken toplumsal ev içi işlerinde toplumsal olarak halledilmesini sağlamaktı. Fakat biz şöyle bir çelişki yaşadık. Kadının emek sürecine kazandırılması, kadının ezilmişliğini ortadan kaldırmadı. Hatta şöyle bir söz var, bir mutfak, bir montaj tezgahında kölelikle evdeki kölelik birbirinden farklı değil aslında bir anlamda. Fakat buradaki toplum, hane içerisindeki yaptığımız işlerin, ev içi emeğin toplumsallaştırılması ve toplumsallaştırıldığında uzmanlaşmanın ortadan kalkması, şöyle kadın haneye aittir, erkek kamusal alana aittir ya da çifte sömürünün ortadan kalkması bizim için ezilmişlik ve ezilmişlikten tutularak eşitliği sağlayacağımız bir alan olarak karşımıza çıktı. Hukuktan bir örnek vermek gerekirse, şimdi hukuk bu örüntüleri nasıl devam ettiriyor? Mesela kıdem tazminatı, kadının evlilik nedeniyle kıdem tazminatı diye bir uygulama var. Kadının evlilik nedeniyle kıdem tazminatı uygulaması aslında feministlerin ataerkilin kurucu unsuru olan aileyi işaret ettiği ama aynı zamanda devletin de bunu sahiplendiği ve aynı zamanda kapitalizmin bunu sahiplendiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kadın her zaman eve gönderilmeye çalışıyor bu ucuz emek yaratma talebiyle ve de erkek dışarıda kalıyor. Sevgili arkadaşlar, gerçekten benim yani kafamdaki sunum buraya hiç uygun bir sunum değilmiş, onu hissediyorum. O yüzden de biraz tedirgin oldum açıkçası. İstersen soru-cevaplarda katkını şey yaparsın, açarsın, olur mu? Yani zaten evet. Zamana karşı hep yarışıyoruz ya. Herkesi sıkıştırdık. Senin de 5 dakikan var. Senin soru-cevaplarda bol bol hakkın olsun, olur mu? Daha rahat olur. Şimdi ben tekrar herkesin konuşmalarından notlar aldım. Gerçi burada özetler de var. Aşağıdan özet kitapçığını da alabilirsiniz. İnternette de yayınlı. Asıl buradaki atölyenin muradının genel olarak atölye yapmaktaki kastımızın liberal hak ve sınırları, belki gelecek gibi başka kitaplara yol açması ve daha çok burada kolektif bir üretim olması. Bazı arkadaşlarımızın sunumları birbirleriyle çakıştığı için ya da aynı kavram setlerini ya da aynı örneklemeleri kullandıkları için belki birlikte
makalelerini birleştirirler, kısaltırlar, uzatırlar ya da birbirlerinden daha da uzaklaştırmak isteyip yaklaşımlarını geliştirebilirler. Bilmiyorum tabii, o kendi aralarındaki. Bu yani gerçekten asıl amacımız genç entelektüel bir kuşağın, yani burada küçük bir sempozyum düzenliyoruz, yeni başladık ama iddiamız böyle bir şey. Yani gerçekten atölye düzenlemekte iddiamız bu. Yani burada genç entelektüel kuşak birbirini okuyarak ilerlesin ve gerçekten ülkenin çok ciddi problemleri var. Ve hukuk ve devlet alanında da çok fazlaca sorun yaşıyoruz üst üste. Bunlara müdahil olabileceğimiz bize yardımcı haplar vermesinler de, yani haplar da olur, ihtiyacımız var onlara da. Böyle bir şey. Ben tekrar herkesin konuşmasını tek tek aldığım noktaları tekrar edeyim mi? Bu bir kabalık olmayacaksa edebilirim. Yoksa soru cevaba geçebiliriz ya da arkadaşlar kendi aralarında birbirlerinin konuşmalarına dair sormak isteyecekleri ya da açıklayacakları şey varsa ona geçebiliriz. Hangisini deneyelim? Soru cevaba mı geçelim? Küçük bir özet mi yapayım yoksa? Soru cevaba geçelim. Peki. Kapıyı açabilir misin? Evet. Tabii. Tamam. O zaman Yasemin hocam galiba soru soracaktınız. Siz böyle bir... Evet. Ha, tamam. Böyle bir soru soracakmış gibi hissediyorum. Gönüllülerden başlayalım. Eyvallah. Arkadaşlar, kendi içinizden de olabilir. Burada arkadaşlarımızın sunumları bazı yerleri eksik bıraktı. Buyur Mehmetciğim. Kaç soru hakkınız var önce? Vallahi bilmiyorum. Gönüllü sayısı azsa sen istediğin kadar sorabilirsin. Peki. Mehmet arkadaşımız avukat. Yani aslında burada çok az kişiyiz. Herkes küçük kendini tanıtırsa böylelikle nasıl bir şey kurduğumuzu duyuyoruz. Esra Hanım var. Sorun olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilişkin bir sunum yapmıştınız. Özellikle adil denge denkleminden bahsetmiştiniz ya da formülden bahsetmiştiniz. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir hak tanrısı imajı sergiliyor aslında. Yani bu sadece başvurucular için değil, pek çok hukukçu için de böyle bir görüntüsü var. Fakat bir taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında ilke olarak katılımcı ülkelerin, yani sözleşmeci ülkelerin iç hukuklarına karışmamayı tercih ederler. Bir müdahale etmemeyi benimserler. Ve bu sizin de bahsettiğiniz adil denge formülünü uygularken de aslında bu demokratik toplum ilkelerini iç hukuka göre de biraz karşılaştırarak sağlamaya çalışırlar. Böyle olduğu halde saf bir adil denge kurması ne kadar mümkündür ya da İşte hak tanrısı imajının altında olması ne kadar mümkündür? Bu konuda ne düşünürsünüz? Birinci sorum buydu. İkinci sorum HES'lerle ilgili Zeynep Hanım sunumuna ilişkin. HES karşıtı mücadelede siz su hakkından bahsettiniz. Pratikte açılan davalar ve kazanılan davalar var ve siz de aynı fikirde taşıyorum. Yani bir direnişin bu kaynaklarını bu kadar fazla kullanması aslında sevindirici bir şey gibi geliyor bana. Fakat kazanılan davaların hiçbiri hak kavramları üzerinden kazanılmıyor. Bir takım usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasıyla kazanıyor. Örneğin işte chat raporlarının saklanmamasıyla ya da dava açılımında o havzanın yatağın HES kurulmaya uygun olmaması gibi raporlarla kazanılıyor. Bu raporlarda aslında işte ekolojik sistemin çok ciddi derecede zarar göreceği, çevre açısından geri dönülmez zararların ortaya çıkacağı gibi çok böyle derin detaylar yer veriyor ama hiçbir gerekçeli kararda biz bunları görmüyoruz. Biz gerekçeli kararlarda çetin alınmadığı ya da işte havzanın uygun olmadığı gibi şeyler okuyoruz. Ve iktidarda bunlar sıkça yenilendiği için çet raporlarının önüne geçecek bir takım düzenlemeler yapmaya yöneliyor vesaire. Bu anlamda su hakkının tanımlanması ya da çevre hakkının genişletilmesi bir zafer getirecek midir dinleyiciler açısından, nesli açısından ya da insanlık açısından? Konuyu düşünürsünüz. Son olarak da hukuki eşitlik ve pozitif ayrımcılıkla ilgili bir sorun olacak. Burada Reyda Hanım sunum yaparken hukukun öznesini, özellikle batılı hukukun öznesini erkek, beyaz vesaire diye tanımlamıştı. Bu tanımlamada sanırım maalesef hepimiz hemfikiriz. Ben aksini düşüneceğimizi ne yazık ki sanamıyorum. Böyle hal böyleyken, yani özne erkekken o özne dışındaki bütün özneleri en azından bu sistem devam ettiği sürece pozitif ayrımcılığa ayrımcılık hakkı yok mu? Yani tanınması gerekmiyor mu? Örneğin somut bir örnek vermek gerekirse
iş hukuku alanında kadınlarla erkeklere mutlak eşitliğin uygulanması mümkün olabilir mi? Ya da diğer sorunlarla ilgili, yani yaşam hakkıyla ilgili sorunlar içinde kadınlar, özellikle kadınlar ve tabii ki sonrasında eşcinseller veya travestiler bir pozitif ayrımcılığı hak etmiyorlar mı? Teşekkür ederim. Cevaplara mı geçelim? Başka sorular varsa? Var mı arkadaşlar? Ben size sorayım o zaman. Çünkü galiba yetiştiremediniz. Birçok arkadaşımız evet. Anlatmak istediği örnekleri şey yapılmadı. Ben şu birkaç tane soru sormuştunuz. O sorulardan bir tanesini yenileyeceğim. Siz o anlatamadığınız kısmı anlatırsınız. Bu toplumsal talepleri yükseltmek için halklara ihtiyaç var mı sorusunu sormuştunuz. Birkaç tane buna benzer yine soru sordunuz. Bu özellikle liberal hukukun kendi içinde taşıdığı bir takım paradokslardan, ikiliklerden, bunların aşılmasıyla ilgili birkaç soru daha sormuştunuz benzer şekilde. Bunlarla ilgili daha somut, yani bu praksis nasıl çalışıyor? Diyalektik, tarihsellik, ilişkisellik, hukukun ilişkisel olması, tarihsel olması, ilkelerin tarihsel olması nasıl bir şeydi? Ben de onu size sormuş olayım. Ben de bir soru sorayım. Buyur Savaş. Ya görebildiğim kadarıyla buradaki hiçbir hukukçu hukuka inanmıyor. Yani bir mesafe içinde konuşuluyor galiba herkes. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum tabii. Gerçi genel olarak hani Kant da hukuku hep ara bir form olarak ele alıyor. Şimdi ben de felsefe alımım için bir soru sorayım da kısmen felsefe üzerinden. Şimdi Çiğdem hocama sorayım o yüzden. Ya bu ideolojik bir kavram olarak ya da hukukun bir kullanımı olarak eşitlik meselesi. Mesela dışarıdan felsefenin bir beyanı olarak eşitlik ve adalet talebi hukukun içine dahil edilebilir mi? Yani bir beyanın kullanımları. Tabii bu arada olumlu soruyorum. Bütün bu mesafe ve eleştirel pozisyonu da o yüzden sordum. Yani olumlu bir kullanım. Hukuk bunu alabilir mi içine? Yoksa bu imkansız mı? Yani daima bir, demin Esra Hoca da çatışmadan söz etti. Yoksa onu saf bir çatışma şeyi olarak birurlaştırmak mı lazım? Daha mı uygun? Benim de sorum bu. Buyur Kemal'cim. Merhaba Kemal. Ben Eda Hanım'a bir soru sorup hemen oradan Eda Hanım galiba. Oraya geçeceğim. Feminist politikanın ya da feminist görüşün... Eda Hanım. Önce Eda Hanım size. Feminist politikanın ataerkiği ya da işte erkek cinsiyetin diyeyim. Mevcut politik anlayışını dışarısına bilerek itmek gibi bir refleksi var mıdır sizce? Yani dışında tutmak. Evet. Yani mesela hani çok çiğ olacak ama ne bileyim bizim arkadaşlarımız burada mesela bir yürüyüş yaparken bizi istemiyorlar işlerinde. Ve bu anlaşılabilir bir şey. Aslında bu çalışma o tarz. Evet, onun için özellikle sordum. Hani bu kabul anlaşılabilir bir şey ama hani gerçekten feminist politikanın böyle bir refleksi var mıdır? Erkek öznesini dışarıda tutmak. Sorun bu. Oradan alacağım cevap doğrultusunda Reyda Hanım'a şunu soracağım. Konuşmasında öznenin dönüştürücü ya da işte aşındırıcı etkisinde çok elzem bir pozisyonu olduğunu söylediniz. Yani öznenin bunu talep etmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Politikanın öznesi olmayı talep. Evet, talep etmesi gerekiyor. Eğer buradan tahmin ettiğim gibi bir cevap alırsam, yani gerçekten feminist politikanın özneyi dışarıda tutmak gibi bir refleksi varsa eğer, böyle bir talebi varsa. Özne derken erkeği. Erkek öznesini. Politikasını cinsiyet üzerinden, erkek kadın ya da işte LGBT'yi üzerinden şekillendirmeye çalışan bir ideolojinin bir özneyi dışarıda tutarak başarılı olma şansı sizce ya da ne dersiniz yani? Tam anlatabildim bilmiyorum ama. Teşekkür ederim. Başka soru arkadaşlar? Buyurun. Merhaba. Ben Sıl'da Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde çalışıyorum. Ben de aslında sanıyorum yani daha genel bir şey soracağım da ve Çiğdem'e belki daha çok giden bir şey bu. Şimdi o hukuki fetişizmden bahsettiğimde onun altında bir yoksunluk düşüncesi olduğunu söyledim. Acaba hak düşüncesinin altında da böyle bir yoksunluk var acaba? Yani hak dediğin şey hep ben konuşuyorum. Hak ne zaman ortaya çıkıyor? Yani hep bir yoksunluk olduğunda sanki hak
ortaya çıkıyor gibi. Yani biraz da sizin sorunuzda işte hakka ne zaman ihtiyacınız olmayacak acaba? Yani bunu sormak istiyorum size. Başka arkadaşlar? Galiba yok. Zaten tartışmalarda... Buyurun, buyurun. Pardon. Benim sorum da aslında çok sunuşla ilişkili. Hepsinin biriyle bağlantılı olmak üzere. Esasında yani şuradan yola çıkarak bu soruyu soruyorum. İşte belki hocam Roma'daki özel hukukun gelişmesi ve kamu hukukunun neredeyse hiç olmaması meselesi üzerinden bir şeyler söyledi ve bunun da devletin şiddet tekelini fazlasıyla meşrulaştıran ve fazlasıyla hoylaklaştıran bir hale evrildiğinden filan bahsetti. Benim aklıma şu geldi, esasında bu daha da genel bir soru, hukukun kendiliğinden bir şey olmadığı ile ilgili bir şey aslında. Kendinden özgü bir şey olmadığı ile ilgili. Yani hukuksal biçimler, hukuki içerikler aslında toplumsal ilişkilerle, üretim ilişkileriyle harmanlanarak bunlarla oluşturulursa eğer yani bu işte eşitlik söylemi, adalet söylemi, eşitliği başka bir yere koyuyorum. Zaten sunuşun sonucundan da eşitlik üzerinden bir kurgu kurmanın anlamsızlığı ortaya çıkıyor. Yani en azından bu adaleti adaletin içinde kullanıyorum. İşte yani kamu hukuku kavramları buna ne kadar ilişkili? Bir tarafıyla da işte insan hakları söylemi gerçekten hakların savunusu için bir şey midir? Toplumsal mücadele için gerçekten olabilir bir araç mıdır? Zaten o da açık kalan bir soruyu sanıyorum. En azından hukuksal biçimlerin içeriğinin üretim ilişkileriyle doldurulması buna ne kadar hizmet eder ya da gerçekliğe ne kadar basar bilmiyorum. Bilmiyorum, ikinci vermek istedim. Tamam, sormak istiyorum. Hatta mücadeleleri konuşması ben de hani önemli olduğunu ve bir mücadele alanı olarak dayanması gereken bir nokta olduğunu görüyorum. Çok da artık zaten kullanılan bir alan. Bununla birlikte siz karşı hegemonya mücadelesi içerisinde değerlendirdiniz. Sizce özel olarak hakka dayanan veya sadece hak hukuki mücadeleye dayanan bir hak mücadelesini bir karşı hegemonya mücadelesi olarak değerlendirebilir miyiz? Siz bunun liberal haklar ve sınırları içerisinde bir mücadele olarak, liberal hakların sınırlarını aşma mücadelesi olarak görebilir misiniz? Böyle tanımlamak sizce mümkün mü? Yoksa burada bu hak mücadelelerinin bir hukuksal mücadeleye sıkıştırılmış olması gibi bir durumdan da söz edebilir miyiz? Ben bunu bu mücadelenin kendisini olumsuzlamak açısından söylemiyorum, bir tespit olması açısından aslında bunu size sormak istiyorum. Bir parça bence Mehmet'in sorusu da bununla ilintili. Yani mücadelenin sonuçları ve varabildiği noktalar açısından, hak mücadeleleri yönünden. Evet, yani bir karşı hegemonya mücadelesi midir? Yoksa liberal hukukun sınırları içerisinde aslında bir sıkışma olduğunu ve bunun da aslında bu mücadelelerin bir lokal mücadeleler olarak sürdürüyor olmasıyla da ilintili olduğunu veya bunun sonucu olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi bunlar benim de çok üzerinde düşündüğüm tartışmalar. Pek çok kişi değindi. O yüzden yani belli bir kişiye de soru sormuyorum da sadece belli sorular şeklinde örneğin liberal haklara karşı bir hegemonya mücadelesi şeklinde insan hakları kullanılabilir mi? Veya farklı bir hak talepleri yükseltilebilir mi? Sorusu bugün de hani mücadelenin toplumsal muhalefetin yükseltilmesi açısından haklar dilinin kullanıldığını görüyoruz ve bazıları buna mesafeli yaklaşıyor. Farklı bir toplumsal tasarımları olduğu için bazıları reddediyor, bazıları kullanılabilir diyor. Şimdi ben buradaki tartışmalarda şöyle bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla liberal hak teorisi üstünden gidiyoruz. Tarih
bence daha önemli gibi geliyor, yol gösterici. Mesela şimdi diyoruz ki hani hepsini bir kere aynı potaya koyuyoruz. Hepsi liberal hak sanki. Acaba öyle mi? Düşünce özgürlüğü geçmişte tamam ilk olarak bir burjuva özgürlüğü ve burjuva iddiası olarak ortaya çıkmış olabilir talebi olarak. Ama tarihte öyle mi oldu? Bunu kim gerçekleştirdi? Veya bunu mesela işçi bildirilerine 1800'lerde girdi. Toplanma özgürlüğü, dernek özgürlüğü, ifade özgürlüğü bunlar hepsi işçi bildirilerinde yer aldı. O yüzden yani bir şey liberal hak dediğimiz zaman biz hani topyekun karşı tarafa atıyoruz aslında. Sanki onu o getirdi, onu o savundu. O öyle gündeme geldi, öyle pozitifleşti. O bakımdan bence ayrıca bir de şu var yani teorik alanda girdiğimizde liberal hak teorisinde 10 tane hak teorisi çıkar. Belki daha fazla çıkar. Yani siz hangisini söylüyorsunuz? Hayek mi söylüyorsunuz? Rawls mu söylüyorsunuz? Kimi savunuyorsunuz? Yani bu teori alanına girdi veya Locke mu söylüyorsunuz? Hani Locke'unki ile bilmem kiminki farklı. O bakımdan yani bir liberal hak teorisi denilen şeyin de kendisi de bir torba. Bunu ayrıştırmak lazım ve ben kendi yöntemimi burada ifade etme gereğini duydum. Gerçekten bunlar çünkü çok ideolojik konular ve sonuçta bir hak nasıl doğdu, bunun mücadelesini kim verdi? Örneğin bugün hukuk devleti mücadelesini solcular veriyor. Yani veya yargı bağımsızlığının diyelim ki hani bunlar geçmişte solcuların birazcık reddettiği şeylerdi. İnsan hakları bile böyle oldu ama ne oldu? Türkiye'de İnsan Hakları Derneği'ni solcular kurdu. Ve hala insan hakları mücadelesini solcular yürütüyor. Yani şimdi burada siyasal şeyler, aidiyetler, fikirler önemli kuşkusuz. Bunu söyleme ihtiyacını duyuyorum. Çünkü sanki tarihte de böyle şeyler olmamış gibi davranıyoruz biraz. Ben kendi açımdan, benim kafamdaki birçok soruyu açmamda birazcık böyle tarihteki işçilerin taleplerine bakmak, Sosyalist Parti programlarına bakmak, sosyalist anayasalara bakmak çok kafa açıcı oldu. Yani mesela bir mülteci hakkının ilk defa insan hakları evrensel bildirisi değil, ilk defa 1918 Sovyet Anayasası'nda tanındığını gördüm. İlk defa bugün hani evrensel insan hakları sözleşmelerinde yer alan işte ifade özgürlüğünün sınırının savaş propagandası olmayacağını, nefret söyleme olmayacağını ilk defa o sosyalist anayasalarda gördüm. Bunlar sonra insan hakları belgelerine girdi. Veya ILO'nun şeylerini zaten emek hareketinin taşıyıcısı olduğu belli. Yani o bakımdan bu tartışmaları yaparken bir şeyin kökenini sadece haklar, doğal haklar söylemiyle insan hakları alanında geldi. Yani bu bir resmi hak görüşü, yani resmi ideoloji gibi. Yani nasıl devletlerin resmi ideolojisi varsa hani bu alanlarda bir egemen akımlar var. Ve bunlar bizim böyle düşünmemizi sağlıyor. Yani bence bizim araştırmacılar olarak biraz bunları mistifiye yani etmelerini önlemek için bir örtüyü kaldırmak lazım. Bir kere gerçekten bunu söylememiz lazım. O bakımdan bu karşı hegemonya mücadelesi şeyi açıcı, kafa açıcı bir şey. İşte bunun bugün olmadığını sadece ve tarihte de olduğunu görmek anlamlı. Yani bir kere burjuvazi eşitlik demiş, hukuk önünde eşitlik demiş. Ondan sonra emekçiler almış bu eşitliği, kendileri için kullanmış, eşitlik demişler. Onların verdiği anlam artık o hukuk önünde eşitlikten başka. Bugün mesela hukuk önünde eşitlik dediğiniz şey uygulanmıyor. Bence çok önemli bir şey. Yani burjuvazi bunu getirmiş, söylemiş ama veya bunu hukuk sistemine dahil etmiş ama bu var değil şu anda. İşte bakın her şey, yasalar var, iş yasaları bilmem ne, Soma'da ne oldu? Hangisi uygulandı? Yani böyle bir kere bizlerin yani yapmamız gereken şey şu hukuk kurallarının, normların yarattığı bu illüzyona son vermek. Yani şimdi bir kere biz sanki o evrensel sözleşmelerin, yasaların yansıyı bir kere gerçekmiş gibi algılamaktan vazgeçmeliyiz. Hani burada zaten hani Marksist hukuk çalışmalarının en önemli şeylerden biri bu hukukun ideoloji niteliği olduğu söyleniyor. O zaman biz bunu uygularsak ne görürüz? Bir kere kuralların kendisi zaten bir ideolojik bakış açısı yaratıyor. Yani yok böyle bir şey. Hukuk önünde eşitliğin ben bugün var olduğunu düşünmüyorum. Yani burjuvazi hukuk önünde eşitliği bile uygulamıyor şu anda mesela. Hani bunun tarihte uygulanan dönemler olmuştu. Veya mülkiyet hakkına bakın. Onu bile uygulamıyor. Tam seçmece yani. Şimdi büyük mülkiyet sahipleri korunuyor. Küçük mülkiyet sahiplerinin mülküne el konuyor. İşte acele kamulaştırma her yerde. Yani
tüm Anadolu'da. Yesler bilmem ne her şeyden. O yüzden yani burjuvazi örneğin mülkiyet hakkını da getirmiş. Hukuk önünde eşitliği de getirmiş. Fakat bunun bile uygulaması şu anda yok. O bakımdan yani ben de kendim de düşünüyorum bunları üstünde düşündüm. O yüzden tarih çalışmalarının çok önemli olacağım. Yani bir metodoloji şeyini değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teoriden gittiğiniz zaman bize çok yardımcı olmadığını daha fazla bu ideolojik hani örtünün üstünde kalmasına da hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Bizim bunu kaldırma görevimiz var diye düşünüyorum.